Merhaba saygıdeğer izleyiciler. Bu sefer de sizlere bu videoda Çin gülü, daha doğrusu halk arasında Japon gülü olarak tanınan bitkinin nasıl çelik ile çoğaltacağımızı sizlere aktaracağım. Japon gülünü hepimizin yakından tanıdığımız gibi Marmara ve İç Anadolu bölgesinde, saksılarda, Ege ve Akdeniz bölgelerinde, bahçelerinde rahatlıkla yetiştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi sağ olsun bir arkadaşım bana göndermiş olduğu çelikleri sizlere nasıl köklendireceğiz, bu konuda bilgiler aktaracağım. Bu postayla geldi dün arkadaşlar. O nedenle sizler de herhangi bir yerde görmüş olduğunuz bitkinin çeliğini aldığınız zaman böyle bir poşet içinde rahatlıkla nemini sabit tutabilirsiniz. Poşetin içini nemlendiriyoruz ve içine çeliği bıraktıktan sonra bir düğüm atıyoruz ve bunu 1-2 gün, 3 gün rahatlıkla istediğimiz yere gönderebiliriz veya yanımızda beraberimizle götürebiliriz. Önce poşetimizi açalım. Şubat aylarındayız. Daha doğrusu Şubat'ın ortasındayız. Ve bu aydan itibaren başlayarak Japon gülünden çeliklerimizi alabiliriz. Alacağımız çelikler, öncelikle dikkat etmemiz hususlar, hastalıklı olmaması ve çeliğimizin tepe sürgünleri dediğimiz bölümden alınmış olmalarıdır. Burada görmüş olduğunuz gibi bu iki alınan çelik tepe sürgünleri. Hatta diğer videomda da sizlere bitkinin neresi tepe sürgünleri, neresi olgun sürgünler, neresi bir yaşında olan sürgünleri göstereceğim. Öncelikle alt kısımdan başlayarak şu yaprak kısmını alabiliriz ve yapraklarımızı yarıya kadar kesebiliriz. Nedeni ise bitkimizin köklenme sürecinde enerjiyi daha fazla kök kısmına vermesi olacaktır. Ve diğer bir yandan bunu hepimiz biliyoruz. Bir bardak suya, çünkü Japon gülü içerikleri suda rahatlıkla çimlendirebiliriz. Toprakta da çimlendirme, toprağında da çimlendirebiliriz. Fakat o biraz uzun mesele. En rahatlıkla ve en kolay köklendirme yöntemi suyun içinde çimlenene kadar bırakmamızdır arkadaşlar. Aynı sistemi ikinci çelikte de uyguluyoruz. Yani yapraklarımızı yarısını bir makas yardımıyla kesiyoruz. Bu bize bitkinin enerjisini kök kısmına yaymasını gerçekleştirecektir ve köklenme bu sayede hızlı bir şekilde gerçekleşecektir arkadaşlar. Bir bardak suyun içine iki çelik rahatlıkla koyabiliriz. Ve dileyen arkadaşlar içine aspirin de koyabilirler. Fakat 250 mililitrelik bir bardak içine 4'te 1 aspirini 4'e bölerek 4'te 1 kısmını atabilirler. Veya
hormon. Sıvı hormon. Köklendiriciler ile de bunu rahatlıkla uygulayabiliriz. Geri kalan kısmını, yani kesmiş olduğumuz diğer yaprak kısmı da kompost yapan arkadaşlar kompostun içine atabilirler veya saksılarının alt kısmına, toprağın üstüne atabilirler. Çürüyüp gübre olarak bitkilerimize tekrardan enerji sağlayacaktır. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Neden ise bu fırsattı ve size de bilgilendirmek istemiştim. İleriki videolarımda sizlere Japon gülü hakkında bakım olsun, saksı değişimi, bunlar hakkında bilgiler aktaracağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Soru soran arkadaşlar dediğim gibi yorum bölümüne sorularını aktarabilirler.